Pentagon, böceklerin tarımsal bir acil durum anında mahsul kaybını önlemek için mücadele edip edemeyeceklerine dair araştırma yürütüyor. Mısır ya da buğday gibi kritik ürünlerin kuraklığa, doğal bir küflenmeye veya biyolojik bir silah saldırısına karşı savunmasız hale gelmeleri durumunda, böcekler hızla yerleştirilebilecek genetiği değiştirilmiş virüsler taşıyabilirler. Konsept, virüslerin bir üreme mevsimi sırasında bitkileri hızlı bir şekilde koruyan, genetik değişiklikler yapmasını öngörüyor. İleri Savunma Araştırma Projeleri Kurumu tarafından finanse edilen programın, samimi bir ismi var, Müttefik Böcekler. Fakat bazı eleştirmenler tüm bunları ürpertici buluyor. Şüpheci bilim insanlarından ve hukuk bilimcilerden oluşan bir ekip, Perşembe günü Science dergisinde bir makale yayınladı. Ve Müttefik Böcekler programının öngörülemeyen sorunlara yol açabileceğini ve, geniş bir çevre tarafından düşmanca amaçlar uğruna, biyolojik etmenler geliştirmek için, verilen bir çaba olarak algılanacak bir teknolojiyi içerdiğini ileri sürdü. Eleştirmenler tarafından oluşturulan bir web sitesi, itirazları daha açık bir şekilde ortaya koyuyor. DARPA'nın Müttefik Böcekler Program Yöneticisi Blake Beckstein, programın yalnızca barışçıl amaçlarla yapıldığını, tarımsal güvenlikten sorumlu devlet kurumları tarafından incelendiğini ve araştırma protokollerine dahil edilen böcek kapsamları gibi çok sayıda güvenlik önlemini içerdiğini söyleyerek Science makalesine karşı çıktı. Beckstein, Washington Post'a verdiği demeçte, halkın ve uluslararası camianın endişelenmesi gerektiğini düşünmüyorum dedi. Müttefik Böcekler Programı'nın, teoride, savunma veya saldırı amaçlı, iki yönlü kullanılabilecek yeni teknolojiler içeren, bir potansiyeli olduğunu kabul etti ancak bunun neredeyse, her ileri teknoloji için geçerli olduğunu da ekledi. Bana kalırsa, ne zaman yeni ve devrim niteliğinde bir teknoloji geliştirirseniz, bu iki yönlü kullanım potansiyeli içinde hep bulunur. Fakat bizim yaptığımız bu değil. Bitkilere olumlu özellikler veriyoruz. Bu olumlu hedefe odaklandık. Gıda güvenliğini sağladığımızdan emin olmak istiyoruz, çünkü gıda güvenliği bizim gözümüzde ulusal güvenliktir dedi. Program şu an için 3 tip taşıyıcı böcek öngörüyor, yaprak biti, cüce Ağustos böceği ve beyaz sinek. Doğada bu böcekler düzenli olarak, bitkiler arasında virüs yaymaktalar. Düzenli aralıklarla bölünmüş palindromik tekrar kümeleri olarak bilinen ve nispeten ucuz ve basit olan sistemde, dahil olmak üzere gen düzenlemesindeki son ilerlemeler, araştırmacıların hastalıklı bitkide belirli bir hedefe ulaşmak için virüsleri düzenlemelerine olanak sağlayabilir. Örneğin, tasarlanan virüs beklenmedik bir şiddetli kuraklık halinde, faydalı olabilecek bir bitkinin büyüme hızını kontrol eden, belirli genleri açabilir veya kapatabilir. Beckstein, bu teknolojinin istenmeyen ekolojik etkileri olup olmadığından, emin olmak için çoklu koruma katmanlarının olduğunu söyledi. Ayrıca programın bitkilerin germ hattı hücrelerini hedeflemediğini ve, bu nedenle kalıtsal özelliklere yol açmayacağını söyledi. DARPA'nın hedefi, büyüme sezonunda bitkilerde geçici ve faydalı düzenlemeler yapmanın yolunu bulmak. Çoğu DARPA projesi aynı ilkeye sahip. Araştırma hiç meyve de vermeyebilir. Yarım asır evvel internet dediğimiz şeyin temellerini atma konusundaki, temel rolü ile ünlü olan kuruluş, genellikle başarı olasılığı düşük, fakat getirisi devasa olan araştırmalara yatırım yapıyor. Daha kalabalık bir gezegenin getirisi olarak iklim değişikliği, kirlilik, biyolojik çeşitliliğin kaybı ve gıda ile suya olan, artan talep nedeniyle gıda güvenliği, önümüzdeki onlarca yıl içerisinde yok olmayacak, çok mühim bir sorun. Eski çağlarda ordular, fethin stratejik unsuru olarak tarlaları yaktılar. Doğal patojenler veya laboratuvarlarda tasarlanan bir şeyin, yayılması gibi tehditler günümüz dünyası tehditleri arasına girebilir. DARPA'nın Müttefik Böcekler tanımı, konseptin acil müdahale özelliğini ortaya koymakta. Web sitesi, patojenler, kuraklık, sel ve don gibi doğal yoldan oluşanların yanında, özellikle devlet içi veya devlet dışı tehditlerle, ulusal güvenlik hızlı bir şekilde tehlikeye girebilir diyor. Science yazarları Müttefik Böceklerin, biyolojik silah sözleşmesi olarak adlandırılan, uluslararası bir anlaşmanın ihlali olarak yorumlanabileceğini iddia ederken, DARPA'yı hainlikle suçlayacak kadar ileri gitmiyorlar. Programın biyolojik silahlar sözleşmesine bağlılığı zayıflatacak bir askeri uygulama olarak gördüklerini belirtiyorlar. Freiburg Üniversitesi Uluslararası Hukuk Profesörü Sija Wojenicki, Washington Post'a verdiği demeçte, barışçıl amaçlarla haklı çıkarılamayacak kadar risk taşıdığını savunuyoruz diyor. Böceklerin kullanılmasını özellikle endişe verici kısım olarak vurgulayan Wojenicki, bu böceklerin kötü niyetli insanlar tarafından, gizli ve ucuz yollarla yayılabileceğini söyledi.
Eski bir Pentagon yetkilisi olan Andy Weber, biyolojik silahlar sözleşmesinin açıkça ifade edilen ve barışçıl bir amacı olan araştırmalara izin verdiğini söylüyor. Ve karşıt toplulukların düşmanlar tarafından yeni gen düzenleme teknolojilerinin kullanımı konusunda endişelendiğini belirtiyor. Müttefik Böcekler Projesi'nin danışmanı olarak hizmet veren, Kansas State Üniversitesi'nde bir bitki patoloğu olan James Sitek, Science makalesinde çalan çanların asılsız olduğunu söyledi. Uygulamak istediğimiz şeyin yakınından dahi geçmiyor. Biz uygulanabilir olup olmadığını tespit etmek istiyoruz. Makalede söylendiği kadar büyük bir endişeye ve DARPA'nın biyolojik silahlar üretebileceğini söyleyecek kadar ileri gidilmesine de anlam getiremiyorum. Yaşamın doğasında risk var ve onu iyi idare etmelisiniz. Kalabalıklaşan bir gezegendeyiz ve gıda, su gibi sistemlere gelen talep de artıyor. Sahip olduğumuz tüm imkanları kullanmaya ihtiyacımız var. Makalenin bir diğer yazarı ve Max Planck Evrimsel Biyoloji Enstitüsü'nde evrimci biyolog olan Guy Rives ise, bu imkanlardan biri, laboratuvar teknikleri kullanılarak yapılan organizma modifikasyonudur. Müttefik böceklerin tüm çiftçiler için standart haline gelebilecek bir gen düzenleme teknolojisi olabileceğini düşünüyoruz, diyor. Ayrıca genetik modifikasyonların, organik ürünler için ayrılmış alanlara yayılacağını ekliyor. DARPA tarafından bu hafta yapılan açıklamada, Müttefik Böcekler uygulamasına, 4 araştırma kurumu tarafından yatırım fonu ayrıldığını açıkladı. Boy J. Thompson Enstitüsü, Penn State, Ohio Eyaleti ve Austin, Texas Üniversitesi. Bechstein, araştırmanın henüz emekleme aşamasında olduğunu söylüyor. Bir yaprak biti tarafından erişkin bir mısıra, ışınım üreten gene sahip bir virüsün, başarılı bir şekilde bulaştırıldığı ve mısırda, parıldama gözlenerek ilk hedefe ulaşıldığı söyleniyor.